Evet, gençler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni sorumuzda A sıfırdan farklı olmak, M ve N tam sayı olmak üzere, bakın A üzeri eksi N eşittir 1 bölü A üzeri N şeklinde yazabiliriz negatif üste. Bir de üstün tekrar üstü alındığında üstlerimi çarpmam gerekiyor, bize bu bilgiyi paylaşmış. Peki, birbirine eş iki tane eşkenar üçgen birer kenarları boyunca çakıştırılarak birer eşkenar dörtgen oluşturulmuş olur. Bakın şeklimde bunu görüyorum zaten. Aşağıda birbiriyle aynı olan eşkenar üçgenlerin üzerine üslü ifadeler yazılmıştır. Emre üzerinde yazılı olan üslü ifadeden birbirine eşit olan üçgenleri yukarıdaki gibi birleştirerek, yani birleştirip eşkenar dörtgen yapıyor. Emre eşkenar dörtgenleri oluşturduktan sonra açıkta kalan eşkenar üçgen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani birbirine eşit olan sayıları eşleştireceğim. Açıkta kalan sayım hangisidir ona bakacağım. Evet, bunlar birer üslü sayı işlemi arkadaşlar. Hemen A'daki işlemle başlıyoruz. Şöyle yazalım. A'daki işlemimiz eksi 3 üzeri 6'nın eksi 1. kuvveti. Bakın şimdi burada parantezimin dışında bir tek kuvvet var. O halde işaretim eksi kalacaktır. 3 üzeri 6 ile eksi 1'i çarparsam 3 üzeri eksi 6 olacaktır. Böyle kalsın ve B'ye geçelim. B'deki üçgenin içerisinde yazan sayımız eksi 3 üzeri 3'ün parantez dışında karesi. Şimdi burada parantezin dışında bir çift kuvvet var, öyle değil mi? O halde arkadaşlar sonucum bir defa artı olacaktır. 3 üzeri üstlerimi çarparsam 3 üzeri 6'dır sonucumuz. Şimdi C'ye bakıyorum. C'deki değerimiz arkadaşlar eksi 3 üzeri 6 olarak verilmiştir zaten. Hani o işlemi yapmamıza bile gerek yoktu. İsterseniz D'nin işlemine geçelim. D'ye baktığım zaman eksi 9'un eksi 3. kuvveti diyor. Evet. Şimdi tek kuvvet var parantezin dışında, işaretim değişmeyecek. Ama bu içerideki 9'u 3'ün karesi olarak yazabilirim. Şimdi sonucum eksi kalacaktı. 3 üzeri 2 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 6 olacak. Eksi 3 üzeri eksi 6. Bakın haliyle D seçeneği ve A seçeneğindekiler birbiriyle eşleşir. A ve D'yi eşleştirip bir eşkenar dörtgen oluşturabilirim. Hemen E'ye bakıyorum. E'de eksi 1 bölü 27 üzeri eksi 2 verilmiş. Çift kuvvet, parantezin dışındaki çift kuvvet ifadeyi artı yapar bir defa. 1 bölü 27'yi nasıl yazalım? Bakın burada bize negatif üstün tanımı verilmişti. 1 bölü 27 yerine arkadaşlar ben isterseniz önce 1 bölü 27 yerine 3 üzeri 3 yazalım. Bunu da 3 üzeri eksi 3 olarak yazabiliriz. Hemen 3 üzeri eksi 3 yazıyorum. Bu ifadenin eksi 2. kuvveti. Sonucum 3 üzeri eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsam 3 üzeri 6 olacaktır. Bakın dolayısıyla B ifadesi ile de E ifadesi birbirine eşdeğerdir. Öyle değil mi? O halde ben B ile de E ifadesini bir araya getirip eşkenar dörtgenimi oluşturacağım. Yani eşleştireceğim. Eşleşmeden kalan arkadaşlar hangisidir? C'deki üçgenimdir. O halde C'dir eşleşmeden kalan. Bu da bana B seçeneğinde verilmiştir. Peki diğer soruma geçiyorum hemen. Evet. Aşağıda ABC hastanelerindeki hasta kapasiteleri daire grafiği ile, hastanelerin hasta doluluk oranı ise yüzde olarak sütun grafiği ile gösterilmiştir. A hastanesindeki hasta kapasitesi 200, B hastanesindeki, yazalım isterseniz buraya, B hastanesindeki hasta kapasitesi 500'dür. Buna göre C hastanesinde kalan hasta sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, daire grafiğinde C hastanesi 120 derecelik merkez açıyla verilmiş. Bu durumda A ve B hastanelerinin toplam merkez açısı, hani
360'dan eğer 120'yi çıkarırsak 240 derece olacaktır. 240 derece A ve B'nin toplamıdır. Bu durumda 240 dereceye karşılık gelen kapasite 200 ve 500'ün toplamıdır. Yani 700 ise ben C'yi bulmaya çalışıyorum. 120 derecelik merkez açıya karşılık gelen hastanenin kapasitesi kaçtır diyelim. Buradan biz X'i hemen arkadaşlar 350 olarak buluruz. Bakın 240'ı 2'ye böldüm. Burada da 700'ü 2'ye böldüm. 350. 350 C hastanesinin kapasitesidir. Şimdi C hastanesinin doluluk oranına bakalım sütun grafiğinde. Bakın C hastanesinin doluluk oranına baktığımız zaman 80. Yani bu hastanenin %80'i dolu demektir. Hastanemin kapasitesi 350 idi. %80'i doluysa bakalım kaç tane hastamız kalıyor. Hemen 350'nin %80'ini buluyorum. İsterseniz hemen sıfırlarımızı götürüp sadeleştirelim. 35 ile de 8'i çarparsak 280 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneğidir gördüğünüz gibi. Evet, bir diğer soruma geçiyorum. Bana bir bilgi paylaşıyor bu soruda. Yarıçapı R olan bir dairenin alanını söylüyor. Pi R karedir. Evet, bir bilgimiz daha var. O da Pisagor bağıntısı ile ilgili bir bilgi. Bu derste ben bir kez daha tekrar ettim size bunu. Bir dik üçgende bakın dik kenarlardan biri A, diğeri B, hipotenüs uzunluğunun da C olsun. Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Peki, yarıçapının uzunluğu 6 cm olan daire şeklindeki bir atış tahtasının içerisine çizilebilecek en büyük kare ile bu karenin içine bir kenar uzunluğu 3 cm olan farklı bir kare çizilmiştir. Buna göre atış yapan kişinin atış tahtasına isabet ettirdiği bilindiğine göre taralı bölgeyi vurma olasılığı kaçtır? Bakın buradaki atış tahtası dairenin tamamıdır. Taralı alan olarak gördüğüm yerde büyük kare ile bu küçük bir kenara 3 cm olan karenin arasında kalan kısımdır. Peki isterseniz önce dairenin alanını bularak başlayalım. Pi r kare formülüyle buluyorduk. Pi yerine 3 almamız istenmiş. R kare yarı çap 6 santim. O halde 6'nın karesi yani 36 çarpı 3'ten 108'dir. Bakın arkadaşlar bu dairenin alanıdır. Gelelim şimdi taralı alana. Taralı alanı bulmak adına büyük karenin alanına ulaşmalıyım önce. Bana dairenin yarı çapını arkadaşlar 6 vermiş. Bu durumda bu dairenin çapı 12'dir, öyle değil mi? Dairenin çapı aynı zamanda karenin köşegenidir gördüğünüz gibi. Ben karenin bir kenar uzunluğuna buradan ulaşabilirim. Bakın isterseniz burada gördüğümüz dik üçgeni hemen şuraya geçirip daha net anlatayım. Karenin bir kenar uzunluğunu A diyelim. Şuralar A olsun. Köşegen uzunluğumu 12 olarak buldum. Çünkü karenin bir çapı aynı zamanda. Hemen Pisagor bağıntısını kullanıyorum. Dik kenarların karelerinin toplamı a kare artı a kare hipotenüsün karesine eşit. 12'nin karesi 144. O zaman 2 tane a kare 144'e eşit. A kareyi buradan ne buluyorum arkadaşlar? 72 buluyorum, öyle değil mi? A'yı bulmaya gerek yok. A kare bana yeter çünkü zaten büyük karenin alanına ulaşmak istiyorum. Bir kenara A ise alanı zaten A karedir. O zaman benim büyük karemin alanı 72. Küçük karemin alanı da bir kenara 3 olduğuna göre zaten 9'dur. O halde 72'den 9'u çıkarırsam bakın bulacağımız 63 değeri bizim taralı alanımızdır. İşte ben bu taralı alana atma olasılığını, taralı bölgeye vurma olasılığını istiyorsam istediğim alan 63. Bunu kaça böleceğiz arkadaşlar? Tüm alana böleceğiz. Yani dairenin alanına böleceğiz. 108'e böleceğiz. Sadeleştirdiğimiz zaman olasılığına ulaşacağız. İsterseniz önce 3 ile sadeleştirelim. 21/36. Tekrar 3 ile sadeleştirirseniz bakın 7/12 olarak bulursunuz cevabınızı.
A seçeneğidir cevabımız. Evet, geçelim diğer sorumuza. Yine bir bilgiyle başlıyoruz. Bir dik üçgenin alan formülü neydi? Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda birbirlerinin yükseklikleri olduğu için dik kenarlar çarpımı bölü 2 olarak bulunabilir. Sorumuzda bir ABCD karesi ve CEFG karesi var. Bu karelerden oluşan yandaki şekilde karelerin alanları sırasıyla 54, diğer karemin alanı da 108 santimetre karedir. Buna göre oluşan buradaki DCG dik üçgeninin alanını istiyor. Bakın buradaki dik üçgenin alanını istiyor. Bu durumda benim bu dik üçgenin dik kenarlarına ulaşmam lazım. Bu dik üçgenin dik kenarlarından biri gördüğünüz gibi ABC üçgeninin bir kenarıdır. Bakın bir alanı 54 olan bir karenin kenar uzunluğunu bulmak için alanın karekökünü alıyordum. Kök 54. Kök 54'ü 9 çarpı 6 gibi düşünebilirsiniz. 9 dışarıya 3 olarak çıkacaktır. O halde bir kenar uzunluğum 3 kök 6'dır. Yani şuradaki DC mesafesi 3 kök 6'ymış. Aynı şekilde bu üçgenin diğer dik kenarı alanı 108 olan karenin bir kenar uzunluğudur. Alanı 108 olan karenin kenar uzunluğunu kök 108 olarak bulurum. Kök 108'i de 36 çarpı 3 olarak düşünürsek, 36 tam karedir. Kök dışına 6 çıkar. 6 kök 3 buluyorum. Evet, bu kenarı da biz 6 kök 3 olarak bulduk. Artık ben bu dik üçgenin alanına ulaşabilirim. Ne yapacaktık? Dik kenarların çarpımı bölü 2. Yani 3 kök 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Peki çarpalım. 3 ile 6'yı çarpıyorum önce, 18. Kök içindeki 6 ile 3'ü çarparsak da kök 18 olacak. Bölü 2 dedim. İsterseniz kök 18'i 9 çarpı 2 olarak düşünüp 3 kök 2 şeklinde yazalım. Şimdi sadeleştireceğim 18 ile 2'yi. 9 ile 3'ü çarptığımızda 27 kök 2 olacaktır cevabımız. C seçeneğinde cevabı görüyorum arkadaşlar. Evet, hemen diğer soruya geçelim isterseniz. Evet, bu sorumuzda Anıl ve Batu'yu görüyoruz. Anıl ve Batu karşılıklı birbirlerine doğru yürüyeceklerdir. Aralarındaki mesafe 77 metre ve ikisinin de her bir adımı 100 santimetredir. Önce Anıl 5 adım ileri 2 adım geri gidecekmiş arkadaşlar. Bakın Anıl 5 ileri gidecekmiş, 2 geri gelecekmiş. Yani Anıl toplamda arkadaşlar 3 adım ilerler, öyle değil mi? Sonra Batu 4 adım ileri 1 adım geri gelecekmiş. Batu 4 ileri 1 geri geldiğinde toplamda Batu da yine 3 adım ilerleyecek. Buna göre ilk adımı atan Anıl olduktan sonra sırasıyla Batu, Anıl, Batu, Anıl şeklinde ilerlediklerine göre ilk karşılaştıkları ana kadar Anıl toplam kaç adım atmıştır? Peki bir defa ilk karşılaştıkları an bu 77 metrenin ikisi tarafından bittiği andır. Hemen şöyle yapalım isterseniz. Bu çocuklar her seferinde 3'er adım ilerliyordu değil mi arkadaşlar? Her seferinde 3'er adım ilerliyordu. Her bir adımları 100 metreydi her birinin. Bu durumda her biri 300'er metre ilerlerler her seferinde. Aradaki mesafe 77 metre. İsterseniz santim olarak düşünelim bunu. 7700 santimetredir yani. Şimdi 7700'ün içerisinde kaç tane 300'er adım var? Önce buna bir bakalım isterseniz. Şöyle düşünebilirim ben bunu. 24 çarpı 300 yaparsam burası 7200 olacaktır. 7700'ü tamamlamak için bir 500 santime daha ihtiyacım var. Şimdi
300 her birinin ilerleyişindeki adımın santimetre cinsinden değeri. 24 sefer bu işi yaparken bu 24'ün yarısını anıl yapacak. Yani 12 sefer anıl bu gidişi yapacak. Diğer yarısını da Batu yapacak. Anıl'la başlayacaktık. Anıl, Batu, Anıl, Batu devam ediyoruz. Anıl 12 sefer 3'er adım attı. Şimdi son adımı ilk Anıl başladığı için Anıl, Batu devam ettiler. Bundan sonraki ilk adımı yine Anıl atacaktır. O halde bu 500 santimi Anıl atmaya başlayacak. Bakıyorum Anıl ilk adımında 5 adım ileri gidiyordu zaten. 5 adım 500 santime denk gelir. O halde bu 500 santimi 5 adım olarak zaten Anıl atacaktır. Peki bizden Anıl toplam kaç adım atmıştır diye soruyor. O halde sadece Anıl'a bakacağız. Anıl arkadaşlar 12 seferde 3 adım ilerlemişti. 3'er adım ilerlemişti 12 sefer boyunca. Ancak bu ilerleyişlerinde 5 ileri 2 geri giderek ilerliyordu. Yani toplamda 7 adım atıyordu. Bu 7 adımı 12 sefer boyunca yaptı. 12 çarpı 7'den 84 adım attı Anıl. En sonunda da şurada bir 5 adım daha Anıl attığı için bunu da Anıl'ın adım sayısına toplayalım. İşte gördüğünüz gibi Anıl 89 adım atmıştır. Benden de zaten Anıl'ın kaç adım attığını istiyordu. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet, sıradaki sorumuzda tabloda Türkiye'ye gelen bir grup turistin hangi milletlerden oldukları ve kişi sayıları verilmiştir. Bu grubun içerisinde bu milletlerden olmayan, hani farklı bir millete ait 20 kişi daha varmış. Bu gruptan rastgele seçilen bir kişinin Rus olma olasılığı 1/10 ise Alman olma olasılığı kaçtır diyor. Önce sayılara ulaşmamız lazım. Şimdi 60 tane Alman, 90 İngiliz, 10 tane Fransız turist var. Rus turistlerin sayısını bilmiyorum. Bunun haricinde bu milletlere ait olmayan 20 kişi daha olduğunu biliyorum. O halde bakın toplamda şu anda 160 artı X kişi var. Buradakilerin toplamı olarak alalım. 160 artı X kişi. 20 kişi de farklı bir millettendi. Bu durumda toplamda 180 artı X tane turistim var benim. Seçilecek bir kişinin Rus olma olasılığı 1/10 diyor. Bakın Rus sayımızı bilmiyoruz. X dedik. O zaman X bölü buradaki turistlerin tamamı. Yani 180 artı X. Bu Rus olma olasılığıdır. Neye eşittir o zaman? 1/10'a eşittir. Hemen burada işler dışlar çarpımı yapalım. 180 artı X eşittir 10 çarpı X, yani 10X. X'i karşıya atarsam 180 eşittir 9X olur. Buradan da her iki tarafı 9'a böldüğümde X'i arkadaşlar 20 olarak bulurum. Yani benim Rus turistlerimin sayısı da 20'dir. Bu durumda toplam sayıya ulaştım, öyle değil mi? Toplam sayımız 180 artı 20 idi. X'di. X yerine 20 yazdığımda da toplamda 200 turistim olduğunu gördüm. Sorumuz neyi istiyordu? Alman olma olasılığı, seçilen bir turistin Alman olma olasılığını istiyor. Bakalım Almanlar 60 kişi. O zaman olasılıkla ne yapıyorduk arkadaşlar? Bizden istenilen durumlar bölü tüm durumlar diyorduk. Benden Alman olma olasılığını istiyor. 60 tane Alman turistim var. Toplamda tüm durumlarda toplam sayım kaç? 200. Evet, bunun sonucudur. Sadeleştirelim arkadaşlar isterseniz. Sıfırlarımı götürdüm. Tekrar 2 ile sadeleştirirsem 3/10 olacaktır. Alman olma olasılığının 3/10 olarak buluyorum. Cevabım C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki derse kadar sağlıkla kalın.